Merhaba. Covid-19'da mücadelemiz devam ediyor. İnsanlar virüse yakalanıyor, tedbirler alınıyor ama tedbirlere rağmen insanlar virüse yakalanmaktan kurtulamıyorlar. Tabii ucuz atlatanlar var, kötü atlatanlar var. Virüse yakalananlardan biri de Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Kendisi Kılıç Ali namıyla anılıyor. Biliyorsunuz Ayasofya'nın açılışına kılıç da çıktığı için ona sosyal medyada Kılıç Ali diye hitap ediyorlar bazı sosyal medya kullanıcıları. Tabii yakışıyor kılıç da tabii hutbeye çıkmak vesaire vesaire. Yakışıyor tabii. Niye yakışmasın ki? Kime yakışmaz ki? Özellikle Ali Erbaş gibi birine yakışıyor. Ama Ali Erbaş Covid-19 virüsüne yakalandı. Onca tedbire, onca aşılanmaya, onca mücadeleye rağmen Ali Erbaş bile, tabii onca duaya rağmen Ali Erbaş bile Covid-19'a yakalandı. Ama benim bu konuda biraz kafam karışık. Acaba Ali Erbaş aşı oldu da mı virüse yakalandı, yoksa henüz aşı olmadığı için mi virüse yakalandı? Bunlar çok önemli sorular. Bakın tekrar soruyorum. Ali Erbaş bildiğim kadarıyla, çünkü bunu niye söylüyorum? Ali Erbaş birçok bürokrat, birçok iktidara yakın kesim gibi onun da aşı olmuş olması lazım. Ama bununla ilgili hiçbir açıklama yok. Açıklama yapılmayan bir başka unsur var. Ali Erbaş hangi hastaneye kaldırıldı? Çünkü sosyal medyada bununla ilgili çok enteresan yorumlar, çok enteresan bilgiler paylaşılıyor. Çok değişik spekülasyonlar var. Ali Erbaş devletin şehir hastaneleri yerine, hani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öve öve bitiremediği şehir hastaneleri yerine Amerikan hastanesine kaldırıldığı yönünde bir takım bilgiler, bir takım açıklamalar var. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ben aradım. Gazeteci arkadaşım Zafer Opsar aradı ama tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Hangi hastanede yatırıldığına dair bilgi vermediler bize. Diyanet İşleri Başkanlığı basın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne aradım, sordum. Sayın Erbaş hangi hastaneye yatırıldı? Sosyal medyada böyle paylaşımlar var diye. Bize bilgi verir misiniz dedim. Yok, bilgi veremeyiz. Gizliyorlar. Neden gizliyorlar? Acaba gerçekten Sayın Erbaş devletin hastanelerinde değil de özel bir hastaneye mi yatırıldı? O zaman sormak lazım. Güvenli değil mi devletin şehir hastaneleri? Öve öve bitiremiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Neden özel hastaneye? Bununla ilgili bir açıklama yok. Dediğim gibi Sayın Erbaş nasıl virüse yakalandı? Kongrelerde mi kaptı acaba? Yoksa cenazelerde mi? Nereden kaptı bu virüsü diye sorusu geliyor insanın. Yoksa herkes elbette ki virüse kapılabilir. Şunu anlıyoruz. Demek ki bu işler dua etmek de olmuyor. Tedbir almak gerekiyor. Siz istediğiniz kadar dua edin. Eğer tedbirlerinizi almazsanız, eğer kongrelerde insanları levalep toplarsanız o virüs gelir sizi bulur. Cenazelere kalabalık şekilde levalep, yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanımıyla söylüyorum bunu, özellikle vurguluyorum. Levalep her ne karnı ağrısıysa, yani dudaklar dudak dudağa değecek gibi yan yana geliyorsanız maske de olsa o virüse yakalanmaktan kurtulamıyorsunuz. Sonuç, Ali Erbaş virüse yakalandı. Aynı şey Ayasofya'nın açılışında da olmuştu. 300 bin küsür insan oraya toplanmıştı Ayasofya'nın açılışında. Ondan sonra virüs yayıldı ve hala yayılmaya devam ediyor. Onca önlem, onca tedbir. Kongreler yapılıyor. Kongrelerde insanlar omuz omuza, dudak dudağa, yanak yana, yani lebalep. Tekrar soruyorum. Sayın Ali Erbaş aşı oldu da mı virüse yakalandı, yoksa aşı olmadığı için mi koronavirüsüne yakalandı? Ve Ali Erbaş koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin şahane diye nitelendirilen kaliteli şehir hastanelerinde değil de yoksa özel bir hastaneye mi yatırıldı? Hangi hastane olduğu önemli değil. Amerikan hastanesi olabilir vesaire. Ama devletin çok kaliteli hizmetleri var. Biliyorsunuz şehir hastaneleri, her şehirde bir hastane. Devlet hastaneleri atıl duruma geldi. Mesela Bursa'da devlet hastanesi kullanılmıyor ama şehir hastaneleri pırıl pırıl tertemiz. Ali Erbaş hangi hastanede bilemiyoruz. Açıklanmıyor. Neden? Ali Erbaş çok mühim bir şahsiyet mi? Birileri gidip ona suikast mı düzenleyecek? Ve bugün Allah göstermesin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahatsız olsa hemen açıklama yaparlar. Şu hastaneye yatırıldı, şurada vesaire. Ama Ali Erbaş sır, devlet sırrı, çok önemli bir şahsiyet. Hangi hastanede yatırıldığı, hangi hastanede tedavi gördüğü açıklanmıyor ve sosyal medya bununla çalkalanıyor. Ali Erbaş Twitter'da trend topic, herkes konuşuyor ve çok enteresan yorumlar var Ali Erbaş'la ilgili. Tavsiye ederim, eğer görmediyseniz girin ve birçoğunda da haklılık payı var. Ali Erbaş Covid-19 oldu. Demek ki dua etmek yetmiyormuş.
Tekrar Sayın Erbaş'a buradan acil şifalar diliyorum. Umarım kolay atlatır, hafif atlatır. Yoksa Burhan Kuzu gibi ya da Kadir Topbaş gibi onu da kaybetmek istemeyiz. Allah gecinden versin.